Bey, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bugün tabii çok mutluyuz ama çok buruk bir sevinç bu. Malum İzmir'de çok ciddi bir deprem oldu. Doğal afetler tabii ki bizleri sıkıntıya sokuyor ama yapılmaması gerekenler yapılmış, yapılması gerekenler yapılmamış. Deniz kumu kullanılmış, deltalara inşaatlar yapılmış. Dolayısıyla bu doğal afet gene vatandaşın canına kastetti. Şimdi kongremize geri dönelim. 11 ay oldu partimiz kurulalı. Bize dediler ki bunlar partiyi kuramaz. Kursalar teşkilatlanamaz. Teşkilatlansa kongreye gidemez. Malumunuz hepsini tek 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 yaptık ve çok hızlı bir şekilde yaptık. Bu pandemi süreci içinde yaptık. Bu korku iklimine rağmen yaptık. Ve artık biz siyasi arenada kökünü sağlam bir şekilde salmış. Ve şimdi artık ikinci merhaleye geçen siyasi bir aktör olarak siyasi arenada yerimizi aldık. Bu tabii şu mesajı da vermeli insanlara. Yani bu korku iklimine rağmen yeni şeyler yapmak mümkün. Yeni liderlerin siyasi arenaya girmesi mümkün. Yeni siyasetçilerin bu arenaya girmesi mümkün. Bir de şeyi ekleyeyim. Kameraman arkadaşım belki çeker. Buradayız hashtag ile biliyorsun bu kongreyi yapıyoruz. Ne demek istiyoruz bunda? Hani neden Gelecek Partisi diyorlar ya. İşte tam onun cevabı. Biz mahalle siyasetinin peşinde değiliz. Bu ülkede mutsuz olan, problemler olan bir sürü insan var. Hangi mahalleden gelirlerse gelsinler. İşte emeklilerden tut, gençler, girişimciler, KOBİ, büyük iş adamları, kadınlar, erkekler hepsi işte bu ülkenin problemlerini çözmek için buradayız. Bu yüzden de kongremizi bu hashtag'le çıktık. 2010'da yaşamış olduğumuz bir deprem vardı. O zaman bütün Türkiye kenetlendi. Bütün Türkiye bir araya geldi. Van'ı bütün Türkiye olarak gördüler. Sağ olsunlar. Bugün o gün için mesaj veriyorum. Teşekkür herkes için. Bugün de İzmir'de yaşanmış olan deprem işte oradaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz Türkiye'nin 81 vilayetinden buradayız. Van'dan geldik. Van'ın bütün ilçelerine geldik. Geleceğimiz için, sizin geleceğiniz için, çocuklarımızın geleceği için, toplumun geleceği için, bütün dünya mazlumların geleceği için buradayız. Van'daki örgütlenmemiz çok iyi. Biz ilçelerimizin %99'unu atanmış bulunmaktayız. Bunların yarısından fazlası kongrelerini yapmış. Bugün seçime hazır hale gelmiş. Dolayısıyla teşkilatlanma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Gümbür gümbür oradaki oluşumlarımız devam ediyor şu an. Gelecek Partimizin 1. olağan kongresine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk siyasi tarihinde görülmedik bir biçimde daha bir yılını bile doldurmadan il teşkilatlarımızı tamamladık. İl ve ilçe kongrelerimizi büyük kongreyi yapma yeterliliğine kavuşarak bugün bu salonda 1 Kasım 2020 tarihinde Gelecek Partisi 1. olağan kongresini gerçekleştirmeye hak kazandık. Bir yaşımızı doldurmaya tam 42 günümüz var. Ve biz 42 gün kala Türkiye'nin başkentinde Ankara'mızda 84 milyona Türkiye'de gelecek var diyoruz. Buradayız diyoruz ve yeni bir geleceği Ankara'dan başlatıyoruz. Saygılar Genel Başkanımız, hepimizin hocası, geleceğin lideri Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu kürsüye arz ediyoruz. Önce 1150 kişiydik. Bugün bizler olduk. İnşallah önümüzde de milyonları kucaklayacak bir hop duruyor. Gelecek Partimizin kutlu yürüyüşünün halkımız, ülkemiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün milletimize yarınlar için umut veren Gelecek Partimizin bütün Türkiye'ye mesajını iletmek için buradayız. Sloganımız da açık. Buradayız. Ankara'dayız ve burada kalacağız. İstiklal Marşı'mızdan feyz alarak korkma diye halklara konuşuyoruz. Açık söylüyorum. Herkes silse de, herkes bir kenara çekilse de, herkes sussa da, herkesi susturtsalar da biz susmayacağız. Hakkı kalacağız. Hakikaten kalacağız.